Bugün sizler için hem kabağı hem elmayı işledik ve tabi sıra geldi havuca. Havuç kullanacağız, zeytinyağlı bir havuç yapacağız. Aslında havucu hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Ama zeytinyağlı havucu açıkçası çok fazla evlerimizde tüketmiyoruz. Biz de bugün şöyle düşündük, hem sağlıklı bir tarif olsun hem de aynı zamanda da lezzetli olsun ve bunu yaparken de birazcık daha ince detaylar da sergileyelim istedik. Bütün 3 adet havuç kullandık. 3 adet havucun içerisine güzel bir şekilde soyduk. Soyduktan sonra şöyle elimde benim küçük bir aletim var. Bu her yerde artık bütün pazarlarda dahi bulabileceğiniz aslında patates dilimleme olarak gözüküyor. Birazcık daha şekilli olsun istedik. Hem de akşam eşinize, çocuklarınıza daha böyle şık, şirin gözüken bir ürün hazırlayın istedik. Bunun dışında zeytinyağımızı koyduk. Bildiğiniz aslında bir zeytinyağlı yemek hazırlar gibi. Zeytinyağımı ben önceden kızdırmıştım. Havuçlarımı şimdi içerisine koyuyorum. Ve normal şartlarda biliyorsunuz zeytinyağlı havucun içerisine genelde pirinç koyarlar. Biz bugün sağlığımızla düşündük. Hazır böyle de güzel yorumlar alıyorken aslına bakarsanız pirinci artık kullanmadık. Ve şimdi ne yapacağız? Güzel bir şekilde kavuruyoruz havuçlarımızı. Havuçların kavrulmasını aslına bakarsanız en iyi nereden anlarsınız? Birazcık daha turuncu bir hal alır. Aynı zamanda havuç hem cildimize, hem midemize, hem de bağırsak sistemimize, gözlerimize oldukça yararlı. Ama artık havucu yan ürün olmaktan çıkarın. Yani mutfağımızın hası aslında, değil mi? Sevgili Sedacığım, sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Betokaraten, havuç ve eğer doğal allık istiyorsanız her gün bir havucu dilimleyin ve yağda mutlaka vitamini çıkar Özlem. O betokaraten ve A vitamini yağ değdiği anda hemen buluşur birbiriyle ve o zaman vücudumuza geçer. Benim size önerim her akşam, hatta bana nasıl bu kadar doğal allıklısınız diye sorduklarında ben her akşam havuç tüketiyorum. Ve evde de bu özel bir formülümü de vermiş olayım ama gerçekten doğal allıklarınız düzenli kullandığınızda hem de yaşlanma karşıtı bir antioksidandır. A vitamini ve betokaraten güzelleşmek için çok önemlidir. Evet, kesinlikle öyle. Tabii bunu da onayını almışken o zaman ne yapıyoruz? Bir diş sarımsak. Sarımsakları bütün de kullanabilirsiniz, doğrayabilirsiniz de. Ama ben o turuncunun yanında o beyazı mutlaka görmek istiyorum aslına bakarsanız. Zeytinyağlı yaparken olmazsa olmazımız tabii ki bizim toz şekerimiz. Şöyle hemen toz şekerimi de alacağım. Bugün yaptığınız bu zeytinyağlı havuç birazcık daha farklı. Zeytinyağlılar. Ay dur, biz geliyoruz, biz geliyoruz. Dur değil, biz dayanamadık. Gel şekerim, gel. Heh. Alacağız. Heh. Gelin bakalım. Geldik. Gelin. Evet. Gel Sedacığım. Bugün hazırladığımız normal zeytinyağı, değil mi? Çok mis kokuyor. Harika. Bugün hazırladığımız zeytinyağı birazcık daha farklı. Neden daha farklı? Çünkü sos yapacağız bugün. İlk defa sos yapacağız. Yani zeytinyağlıya sos olur mu demeyin. Hem de çok güzel olur. Yine ne yapıyoruz? Zeytinyağında havuçlarımız bu arada güzel bir şekilde kavruluyor. Sarımsakları da attık, şekeri attık, tuzunu attık, birazcık kavrulsun. Hemen suyunu da vereceğim ama önce sosu yapacağım size. Şimdi zeytinyağımızı koyduk. Şöyle arkasından kimyon, olmazsa olmaz. Güzelliğin en güzellerinden, değil mi? Karminatif, gaz giderici ve tamamıyla bağırsaklarımızı da dengeleyici. Aynen. Bir baharat. Ve toz biber. Toz biberi mutlaka kullanın. Toz biber hem renginde güzellik katıyor hem de aynı zamanda onda da bağırsaklarda, değil mi, çalışmasını sağlıyor. Güzel şu şekilde karıştırıyoruz zeytinyağı ile birlikte. En son pirinç yerine ne oldu? Bir karbonhidrat koymamış olduk yemeğimize. Hem de aynı zamanda da her türlü lezzeti de almış olduk. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi suyumuzu da koyuyoruz. Görüntü de ne güzel, değil mi? Çok birazdan güzel. Birazdan aslında biraz önce Seda'nın da söylediği gibi gördüğünüz gibi renk inanılmaz hemen güzelleşiyor. Evet. Hemen kendini bırakmaya başlıyor. Hatta ve hatta yaz aylarında ben hep şunu söylüyorum. Havuçtan böyle güzel çorbalar da yapacağız. Adına da bronzlaştırıcı çorba diyoruz onların da. Resmen içtiğiniz an güneşe çıkın bronzlaşıyorsunuz. Çünkü neden? Nasıl havuca rengini veriyor ve bize de renk pigmentlerimizin çalışmasını sağlıyor. Daha güçlü, güneşten de sağlıklı korunmamızı sağlıyor ayrıca havuç. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda çocukların da zihin açıklığı. Mesela çocukken benim annem hep havuç suyu içirirdi. Mutlaka siz de yapmışsınız.
yapmışsınızdır. Tabii. Çok önemli bir lezzet. Ama havuç deyip tabii geçmemek lazım sadece. Pilavlarınızda dahi, yani eğer bir pilav yapıyorsanız, makarna yapıyorsanız, soslarınızda mutlaka havucu tüketin. Bir de o havuç suyunu içirirken bir damla zeytinyağı atın. Değil mi Seda? Kesinlikle vitaminler çünkü aynen. O yağda çözünüyor. Aynen. O yüzden vücudumuza da o vitaminleri almış oluyoruz. Aynen. Evet. Tabii bu arada havuç şu anda tam dönemi hanımlar. Pazara da çıkmıştık. Havuçtan reçel yapmayı unutmayın. Ya da havuçlarınızın kabuklarını böyle bıçağın tersiyle temizliyorsunuz ya. Temizledikten sonra böyle incecik kabuklar çıkar. Vaktimiz olsaydı gösterecektim. Onları güzel böyle tavada kavurun. Makarnanızın üstüne atın, çorbanızın üzerine atın. Gerçekten birazcık da sarımsakla tatlandırdığınızda harika. Bambaşka bir lezzet olmuş oluyor. Daha çok gününüz oluyor. Var şekerim, yaparız hepsini. Var yapacağız. Hepsini yapacağız inşallah. Şimdi ne yaptık? Kimyonu koyduk, toz kırmızı biberimizi koyduk ve birazcık da karabiber koyduk. Şimdi maydanoz ve dereotumuzu da koyacağız. Böyle bir kendimize bir sos hazırlamış olduk. Ama çok olduk. Lezzetli bir sos oluyor bu. Evet. Ne de olsa zeytinyağlı biliyorsunuz sıcak yenmez, soğuk yenir. Soğuk bir ürünün üzerine de şöyle bir sos da olsa fena mı olur diye çok düşünerekten güzel olur, çok soslu güzel zeytinyağlı olur. Hazırlamak istedim sizlere. Çok güzel oldu. Değil mi? Harika. Birazcık daha zeytinyağını arttıralım tabii. Piştikten sonra da yeni olacağız. Gönderdik onu döküp duruyoruz. Ama bu arada tabii ekşi elmalı kabak sızmamız da bitti burada. Ama zaten ikram edelim güzel mi? Bir koku da geliyor ki böyle bence içine. Yalnız sunum yine şahane. Harika. Evet bu arada sunum iki şahane. Tane hazırladım. Şimdi. Hazır tasarruf dedik ya Nergis Hanım. Dedim ki hem şöyle bir. Çok güzel. Hem böyle minik bir sunumumuz olsun. Ya. Evde böyle küçük hani kahve yanına küçük su bardakları var şimdi veriyoruz. Onların içine yapıp şöyle de bir küçük çay kaşığıyla bile. Değil mi? Ne tatlı oldu. Evet aynen öyle. Bu arada havuçlarımız da birazcık böyle kaynamaya başlayacak ama yayınımız yetişecek mi tabii? Tabii onu bilemiyoruz artık. Muhtemelen. Bugün bayağı yoğun bir programımız var. Ne mutlu bize. Evet. Onun dışında ama siz tadına bakın hadi bu arada. Tadına hadi bir tadına bakalım. Sedacığım. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Çok sevimliler. Evet, güzel değil mi? Bakalım. Merak ediyorum. Hiçbir haber gelmiyor. Evet, şimdi antik döneme ait bir aslında bir salata kullandık ve tamamen sağlıklı olsun dedik. Ay bir şey söyleyeceğim. İki saniye dur. Bu gerçekten çok güzel. Muhteşem. Çok çok güzel. Bunu hemen deneyin. Zaten kullandığımız malzemeler de hem ekonomik hem de diyet. Kesinlikle öyle. Çok sağ olun. Hem de aynı zamanda ekşi elma deyip geçmeyin. Aslında meyve olarak tükettiğimiz şeyler bizim yemeklerimizde oldukça lezzetli kullanabiliyoruz. Elma şey ayrıca zayıflamayı da destekleyen çok özel meyvelerden bir tanesi. Ki hem işte Q10, coenzim Q10 öneririz genelde. Hem de zayıflamak için düzenli mutlaka elma yiyin. Çünkü E vitamini ve C vitamini hem de yürüyüş yapın bolca. Gerçekten elma benim çok sevdiğim doğal güzelleştirici özel meyvelerden bir tanesidir diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda elmayı tüketirken de birazcık böyle ekşi tadın dışında da elmaları arzu ederseniz yuvarlak dilimler halinde kesip bir tavada balla da karıştırıp onu güzel bir tatlı haline de getirebilirsiniz. Biz onu maske yaparız. Maske de yaparız. Yeriz, evet. Artanı maske yaparız. Aynen. Ay çok ekonomik olduk. Bir anda evet. Çok ekonomik evet. Olduk. Sadece burada yapmanız gereken şey aslında kızgın bir tava kullanmanız. Ne yapacağız? O zaman balla birlikte elmayı karıştıracağız. Bakın havuç da var. Her şey oldukça sağlıklı. Aslında bu akşam yemekler hazır. Ve her şey de sağlıklı ve her şey de ekonomik. Çünkü bütçeyi her zaman düşünmek zorundayız. Sizin çok de bildiğiniz doğru. Gibi. Bu arada şuraya da şöyle bir tane... Yapacaktım. Aslında tarif de vardı. Özlem Hanım bahsedince istek mi, ihtiyaç mı? Şimdi onu sorayım o zaman size. Şimdi... Özlem Hanım dedi ya asıl bakacaksınız istek mi ihtiyaç mı diye. Ben şimdi bugüne kadar inanın buna hiç ona bakmamıştım. Hep onu bir ihtiyaç ve istek olarak da görsem hep değerlendirmek istemiştim. Fakat şimdi düşündüm Özlem Hanım giderken şimdi bir kuş üzümü birazcık daha maliyetli. Biraz pahalı. Normalde ben bunu süs için kullanacaktım. O zaman
bir ihtiyaç olmuyor değil mi? İyi. O zaman ne yaptım? Dedim ki Özlem sakın koyma. Sakın koyma. Aman tasarruf etmen lazım. Çok doğru. Değil ama mi? Ben şimdi bir istek yapayım kendime. Bende bir istek var şimdi buna karşı. Değil mi? Evet. Şöyle 5 tane koyayım bakayım öyle olunca nasıl oluyor? Bir davet olur bir şey olur. Hani belki o gün birazcık kullanırız canım. Ha? Evet biz şu anda gördüğünüz gibi normal aslında bir üzüm kullandık ama kullanmak zorunda değilsiniz. Biraz da süsü de düşünmeyi de biliriz. Bir şey söyleyeceğim. Güzel oldu ama gerçekten ihtiyaç değil. Bence biz bunu kullanmadan da aynı lezzette evet. ikram edebiliriz. Tamam.